Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Ferhat Erdoğan. Altın Karma yayınlarına devam ediyoruz. 19. soruda kalmıştık. Eylül ayında Ankara'da metrekareye düşen yağmur miktarı ortalaması günlük 1,5 kilogramdır. Arkadaşlar bu tip soruları çözerken önce azalış ve artışları beraber yazalım kanatlara. 1,5 kilogram elimizde var. Ekim ayında günlük ortalama yağış miktarı Eylül ayına göre en az. Bakın en az demesine en az artış bunun eşit olması lazım. 1,5'a 0,25 ekle diyor. Bu küçük kanadım ve eşit olabilir. Şu büyük kanadıma geldim. 1,5'a ne ekle diyor, bir de en çok da bu olabilir diyor. Ve eşitlik de olabilir. Gördünüz mü? Tamam. Toplarsam burası 1,75. Kanadım kırılsın dostum. Burada 2,25. Evet. Şimdi başlıyorum. Tamam. Artışı gördüm. Bu bir günlük artış. Buna göre Ekim ayında toplam yağış miktarı istiyor. Ekim ayı kaç gün dostum? 31 gün. Çek 31 ile. Çarp 31 ile yani, pardon. Çarparsanız arkadaşım burası çarptığımız zaman 69 kaç oluyor? 75 olur. Burası ne olur? 54, 25 olur. Bakalım hangisi bu aralığı verecek? Şuna bakın arkadaşlar. 62 bu tarafa atarsam x açtım. 69, 75. Bu taraf eksi 7 idi. 7, 75'ti. Artı 62 atarsanız evet arkadaşlar karşınıza gelmiş olur bu. Cevap Edirne cevabı gelmiş olur. Şimdi geldik şu tip sorulara. Hocam bu tip sorular nasıl çözülür? Arkadaşım x gördüğün yere, y gördüğün yere 0 yaz. Gelelim önce şu taralı yeri bulalım beraber. X şurası neresi? X'in yerine 0 yazdım. Y'nin yerine 0 yazdım. Bu hangisi olduğunu bulacağım. Hocam x 0, y 0 yazdığımda tarıyı sıfırdan küçükmüş. Ha, sıfırı taram acaba? 0, 0 oldu. 0 artı 0, 0. Eksi 4'ten küçük mü? Hayır hocam, sıfırdan. Eksi 4'ten büyük olduğu için o zaman yukarı tarıyorum. Evet, şu grafik. Şu grafik yukarıyı tarıyor. Sıfırı taramadım. Şimdi geldim. Hocam buraya 0, 0 yazsam. X'in yerine 0, Y'nin yerine 0 yazdım. Tarayalım. Eksi 2'den büyük değil mi 0? Evet. Ana! Bulduk arkadaşlar. Gönül taralı yeri. Tamam. O zaman şu doğru. Kim? Şu. Bu doğru bu. Yani DX artı EY eksi 2. Şu doğruda kim? AX artı BY eksi 4. Evet. Haydi başlayalım. Şunun eğimi nedir? Hemen eksi şuraya geldim. Eğimini bulurken eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eğim formülü buydu. Peki bunun eğimi nedir arkadaşlar? Dikkat edin şu an eğimi. Hangisine bakıyoruz biz? Şuna. AX artı B. Bunun eğimi ne? Pozitif değil mi? Bu sıfırdan büyükmüş hocam. Çünkü negatif ben. Pozitif yöne bakıyor. Şurası arkadaşlar pozitif yöne baktığı için pozitifmiş. Şuna bakalım. Eksi. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Dikkat edin bu da şu. Hangi yöne bakıyor? Negatif yöne bakıyor hocam. Bu da sıfırdan küçük. Evet, sorumuza başlayalım arkadaşlar. Eksi formülde var. O zaman bunlar A ile B nedir arkadaşım? Zıt işareti. A, B. Bu artıysa bu eksi, bu eksisi bu artı. Evet, A çarpı B negatif. Tamam, bu doğru. Şuraya geldim. A çarpı B. O zaman ikisi de aynı işaretli. Yani eksi varsa ikisi de eksi eksi olabilir. D'miz eksi eksi artı artı. O zaman sıfırdan büyük. Bu da doğru oluyor. Tamam. 1 ile 2 doğru. A çarpı E'yi bilebilir miyim? Hocam A çarpı E'yi bilemem ben. Evet, gönder gitsin. Kesinlikle diyor bize. Cevap Ceyhan gelir arkadaşlar. Geldim şu sorumuza. Elemanları harflerden oluşan 8 eleman A ve B kümeleri kullanılarak makale, nohut, sırrı, A, B, B, A, diğer ise A kesişim B kümesinin elemanları ile yazılıyor. Aha şuraya yazalım. Hop. Çat çat. Çat çat. A, B. A fark B. Bunlardan biri şunu alayım. M, A, K, L, E.
Nohut burada, bu da bura olsun. N O H U T. Sır da burada. S I R. Şimdi A kümesi. Burası 8 elemanlı. Elemanları harflerden oluşan 8 elemanlı. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördünüz mü? Doğuda bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oluşturdum mu? Evet, harikayız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece A veya B kümesindeki harflerle yazılabilir? Yani ne demek istiyorsa, ya A kümesindeki elemanlarla ya da B kümesindeki elemanlarla yazacağız. Yazalım. Noter. N burada. O burada. T burada. E burada. Bu olamaz. B, A kümesinden almış. N, B kümesinin O, B kümesinin T, B kümesinin bu, A kümesinin. Bu olmaz. Buraya geldi. M buradan, U buradan. Olmaz. Biri ya A kümesinden ya B kümesinden olmak zorunda. Sonuna geldim. S tamam. O tamam. M olmadı. B kümesindeydi ama M burada olmaz. Şu gitti. Hatıraya bakıyorum. Ha olmaz. H de burada, A da burada. Aynen B'yi birleştirmiş. Olmaz. T'ye geldim. Bakalım. E'ye geldim. T burada. O burada. R burada. U ne burada? Evet, B kümesinden olur bu arkadaşlar, cevabımız. Yani ya A kümesinden olacak ya da B kümesinden. A kümesinden ben seçmiş, B kümesinden ben seçmiş olur. Şu ortak çünkü olarak kullanılabilir. Evet. A kümesi veya B kümesi bu arkadaşlar. Ya A, sadece A olacak. Sadece A değil. A kümesi veya B kümesi olacak. Evet. Ortak da olabilir tabii. Karayollarında bölünmüş yollar, otoyol, bölünmüş yol ve otoyollardaki hız sınırları tablodaki gösterilmiştir. Otomobil, evet, verilmiş. Tamam arkadaşlar. Otoyollardaki uygulama hız sınırı %10 artırılmış. Kardeşim, otoyoldaki %10 artırılırsa burası 12 artar. %10 azaltılmış, 11 azalır. Ne arttı? 12. 11'de buradan azaldı. Artış var, azalış var. 33 arttı mı? Mesafe, aradaki uzaklık 33 arttı. Vay, bitti sorun. Çünkü bu 12 artmış, bu da 11 azalmış. 12, 11 daha, 23, 10'da zaten farkımız vardı. Yani şöyle düşünün. Şu 11 azalırsa ne olur? 110'dan 11'i çıkartırsak 99 olur. Şunu 132 olur. Bu aradaki sayı istiyor bize. Anlaşıldı mı? Farkı alacağız. Bir de azalış artıracağız. Geldim şu an. %10 artarsa burası 10 artar. %10 azalırsa 9 azalır. Fark kaç? 10. 10 arttı. 20, 29 oldu. Bu da doğru. Şimdi şuraya geldim. %10 artarsa burası 10 artar. 9 artar, pardon. 9 burası arttı. Aradaki fark kaç? 15 var fark. 15 mi? 5 fark var lan. Ne 15'i? %18,5 azaldı. Bu tarafa 8,5 azaldı. 5 de burada var. 13,5. Doğru değil mi? 13,5. 9 daha. 22,5 oldu. Bu da doğru gelir arkadaşlar. 1, 2, 3 öncüleri doğru olarak verilmiş olur. Evet, şuraya geldik. 150 öğrencisi olan bir dershanenin rehberlik öğretmenin uyguladığı denemede hangi soruları çözüyorsunuz? Anketine verilen cevaplar aşağıda da. 74 öğrenci matematik Türkçe. Mat artı Türkçe 74. 76 öğrenci Türkçe sosyal. Türk artı sosyal 76. 88 öğrenci mat artı sosyal eşittir 88. Topla dostum. İki tane matematik var. İki tane Türkçe var. İki tane sonra ikiye bölersen ben 80, 150, 150, 238. Türkçe artı matematik artı sosyal 238. İkiye bölersem, yani şurası iki vardı burada. İki vardı. İkiye Türkçe, matematik, sosyal 100 kaç olur? 16, 32 olur, 119 oldu. Ne istiyor benden?
Türkçe istiyor. Matematik sosyal yaz yerine 88. Türkçe artı 88 eşittir 119. At bunu tarafa. Türkçe eşittir 119 eksi 88. Evet. Çıkartalım. 9'dan 8 çıkarsa 1. 11'den 8 31 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. İki farklı okuldan seçilen dörder öğrenci pimpon müsabakasına katılacaktır. Turnuvanın ilk turunda her öğrenci müsabak için kendi okulundan, ikinci turda ise rakip okulundan bir öğrenci ile eşleşecektir. Bir öğrenci ile arkadaşlar. Her turda yenilen öğrenci arkadaşım 4A grubu, B grubu olsun. Burada 4 öğrenci varsa 4 öğrenci, ben bir öğrenciyim düşünün kendisi. Ben kaç öğrenciyle karşılaştım? 3 öğrenciyle. 4 çarpı 3'ten 12 tane ama böyle bir karşılıklı oldukları için 2'ye böldüm. 6 maç. 6 eşleşme oldu mu? 6 eşleşme burada var. Burada da aynı 4 çarpı 3 bölü 2'den. 6 da burada var. Tamam. Yenildi. 2 kişi banaşlar. 2 kişi şöyle oldu yani karşılıklı. Ne olur? Bu bundan karşılaştı. Bu bunu yendi gitti. Bu bundan karşılaştı. Bu bunu yendi gitti. Bunlar gitti. Buraya kaç kişi aldı dışarıya? 2 kişi kazandı. Buradan çıktı. Ama kaç maç yapıldı? 6 eşleşme olur. Burada da 4'e 6 eşleşme olur. Bunların ikisi yenecek. Yine ikisi çıktı buradan. 6, 6 daha. 12 eşleşme buradan. Burada da aynı. 4. Buradan da bana 4 kişi var. Yine 6 eşleşme de buradan var. 6, 6, 6, 18 olmuş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet şuraya geldik. Evet güzel bir soruya benziyor arkadaşlar. Sorulara bakmadık. Haydi bakalım. Alican sadece çarpma işlemi yapan hesap makinesindeki rastgele okunmak üzere koşuluyla sırasıyla. Rakam çarpı rakam çarpı rakam. 10 çarpı 10 çarpı 10. Tüm durum buldu mu? Şart yok. Tüm durum 1000'miş. 1000. Hepsi de 1000. Şimdi geldim. Beraber düşünelim. Hocam. 0 burada olsa. 0. O zaman burası ne olur? 10. 10 olur. Ama burada 0 var. O zaman burası 0 olduğu için burası 9. 9. Ne olur? 81. 0 burada olur. 81. 0 burada olur. 81. O zaman 81 çarpı 3'ten ne geldi bana? 0 buradayken 81 durum var. 0 buradayken 81 durum var. 0 buradayken 81 durum var. 243 oldu mu? İstenilen durum diyor. 243 durum. Peki başka nasıl düşünebilirim? Hocam 2 0 olabilir. İkisi 0 olabilir. O zaman 9 burada olur. 0 0 burada oldu. 9 burada olabilir. 9 burada olabilir. Artı 27'de geldi mi? Evet. 27 daha geldi. Ne olur? 60, 70 oldu. 27 durum daha geldi. 2 0 düşündüm. 9 burası olur. 0 0 burası olur. 9 buraya gelir. 9 buraya gelir. Kaç durum oldu? 27 durum oldu. Peki. Hepsi 0 olamaz mı? Bu da bir durum. Ben istenilen durumu buldum. Toplarsam 271. İstenilen durum 271. Tüm durum 1000. 271 bölü 1000 cevabı karşına gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu idi. Evet. Başka bir soruya geldik arkadaşlar. Ankara'daki bir pastane zincirinin internet üzerindeki satışı vardır. İnternet üzerinden yapılan satış mağazada yapılan satışa göre %25 daha ucuzdur. Şimdi mağazada yapılan satışa göre %25 daha ucuzmuş. Ben mağazada 100x'liye satıyorum. İnternette 75x'liye satıyorum kilosunu. Değil mi? Temizliğinde yapılan satış mağazadan yapılan satışa göre %25 daha ucuzdur. Eğer size internette 5 kilogram kuru pasta alarak 40 TL eksik ödemiştir. 1 kilogram kuru. Şimdi şöyle pastanın fiyatı kaç liradır diyor. 5 kiloda 40 lira eksik almış. Bana şöyle yapsanız. Hiç şuna girmesem ben.
Şıklardan geçsem arkadaşlar. Ya yani şuradan da yapabilirsiniz ama şuradan daha net görebilirsiniz. 5 kilo 32 liradan alsam 160 lira yapar. %25 eksiğini alsam 1 bölse kaça 28 liraya alsam 28 çarpı 5 ne yapar? 5 kere 8 40 elde var 4 10 140 mı oldu? 20 eksik oldu. Evet. Oradan biraz uğraştıracak beni. Bakalım. 5 kilo aldım. 502 lira verecektim. 5 kilo aldım. 5 çarpı 75. 5 kere 5. 25. Elde var. 2. 375 eksiktir. 40 lira fazla oluyormuş. Yani 502 lira 40 TL eksik ödüyormuş. Tamam. Sıkıntı yok. Çıkartırsam ben burası ne olur? 125 mi olur? 5'e bölersem ben x eşittir ne oldu? 8 mi oldu? 25x neymiş arkadaşlar? 25x 8'miş. Peki benden ne istiyor? 100 istiyor. 100x istiyor. Bunu 4'üne çarparsam burayı 4 çarpı 25 100x yapar. 100x neymiş? 32 liraymış. İşte gördünüz mü? Tam da denk getirmiş bana. Anlaşıldı mı? Bana arkadaşlar kilo aramına 100x dedim. Normal satış fiyatımız bu. İnternetteki satışımız bu. 5 kilo aldım 500x. 5 kilo aldım internetten 375x. Fark kaçmış? 40 liraymış. Buradan buldum 125x 40 lira. 5'e böldüm 25x eşittir 8 lira. 4'ünden çarptım ben de 100x istiyor. Oradan cevabınız gelir arkadaşlar. Aha. Evet uzun bir soru var. A, B, C, D ve F isimli 6 arkadaşın bir büfeden yedikleri yemek hakkında aşağıdakiler biliniyor. 3 kişi hamburger yemiştir. Bak dur. 2 kişi tost yemişti. 1 kişi sosisli sandviç yemişti. A, B ile farklı. C ile aynı. A ile C aynıysa ya burada olacak ya da burada olacak. Şimdi hadi. D tost yemiştir. Aha bitti arkadaşlar. A ile B A ile C kesinlikle burada. Çünkü bir kişi sosisli sandviç yemiştir diyor. 2 kişi tost yemiştir diyor. Bir kişi sosisli sandviç yemiştir diyor. Evet D tost yemiştir diyor. D buradaysa o zaman aynen C burada olamaz. Tamam. Geldim arkadaşlar. E ile F farklı yiyecek yemiştir. Kardeşim biri bunu yemiştir. E bunu yemiştir. F bunu. Veya E bunu yemiştir. F bunu yemiştir. Aha bitti sorunuz. A sosisli sandviç yemiştir. A nerede? Kesinlikle yanlıştır diyor. A sosisli sandviç yemiştir. A hamburger yemiş. Hamburger yemiştir. E sosisli sandviç yemiştir. E nerede? E sosisli sandviç yemiştir. O olabilir mi? Evet. E sosisli sandviç yemiştir. Evet. Dikkat edin şuraya. E ile F. Bakın arkadaşlar. Bir kişi sandviç yemiştir. A, B, D burada. A, B. A, C burada. Buraya bir kişi gelecek. Tamam. D tost yemiştir ama bir kişi burada. Bir kişi burada. Bir kişi burada. Kim yok? B değil mi? B. E sosis sandviç yemiştir. Bir kişi sosis sandviç, bir kişi sosis sandviç yemiştir. Evet. E ile F farklı yemiştir. Evet. Bir kişi sosis sandviç yemiştir. Bunu bilemiyorum. Bu kesin değil. Çünkü sadece şunu biliyorum. E şeyde yiyebilir. Hamburgerde yiyebilir. Tosta yiyebilir. F sosis sandviç yemiştir. Onu da bilemem. Yalnız bir geliyor. Diğerleri tereddütlü oluyor çünkü. Ooo soruya bak. Bir şehirdeki farklı müze vardır. Bu şehre gelen turistlere anket uygulanmıştır. Anket sonucunda turistlerin %48'i ile %56'sı arasındaki kısmın A. %58 ile %72 arasındaki kısmın B müzesine ziyaret edeceği. Hemen toplayalım. 48, 58 daha ne yapar? 106, 16, 106. O zaman şöyle yapalım. Topladı bu tarafı. 48 ile 58'i topladım. 106. İkisi ortak birleşim 6 oldu. En az 6 olabilir. Sonra devam ediyorum.
Şuraya geldim. 56, 72 topluyorum. 56, 8 daha, 6, 2 daha, 8. 8. 12, 138 oldu. 138 oldu. Evet. Şimdi geldim. 138 oldu dostum. Şimdi 6 ile 138 araya 6 ile ne oldu? Burası 106 oldu. Burası 138 oldu. Yüzleri çıkarırsam 6'ya 38 aralığı geldi arkadaşım. 6'ya 38 aralığı var. Şimdi Herki Müze'yi ziyaret edeceğim diyen turist sayısının toplam turist sayısı 100 dedik biz zaten. Toplam turist sayısı 6'ya 38 gelir. Oran en az %x, en çok %y olduğuna göre. En çok %8'inin hiçbir müzeyi ziyaret etmeyeceği. %8'inin. Evet. Şimdi şöyle yapsam ben. 6 buradaysa en az ilişkin. Evet arkadaşlar 6'ya en fazla da 36. 38 pardon. Evet burada en çok 108'inde hiçbir müzeyi ziyaret edemeyeceği sonucuna varılmıştır. Nerede hata yapıyorum ya? Tamam 6'ya 38 cevap ne bilmiyorum. 6'ya 36. Şimdi en çok %8'ini hiçbir müzeyi ziyaret etmeyeceğim. En çok %8'ini hiçbir müze dışarıda kalıyor. %8 dışarıda kaldığına göre 100 kişiden 8 kişi dışarıda kalıyormuş. Evet. 92 olursa 106 14. Evet. Evet arkadaşlar bir dursun. Cevap herhalde şununla şu arasında kaldım ya. Bir dursun şey yapamadım. Akşamın şeyine. Hayret bir şey ya. Aslında kolay bir soru ama bir yeri görmedim. Erkin'in bir haftada attığı adım sayısı aşağıdaki grafikte veriliyor. Erkin çarşamba günü yürüdüğü adım sayısını grafikte belirtmeyi unutmuştur. Ha, çarşamba burada. Erkin bir hafta boyunca yürüdüğü adım sayısının ortalaması çarpalım. 7 çarpı 8100 eşittir. Ne yapar? 756.700 oldu mu? 56.700'müş toplamı. O zaman toplayalım. 8500. 9500. 18.000. 18.000. 25.000, 34.000, 34.000, 44.000, 52.000. Doğru değil mi? Ben nereye kaçırdım? Bir daha yapalım. 8.500, 18.000, 18.000. 25.000, 34.000, 44.000, 52.000, 52.000. Çarparsam burası ne yapıyor? Erkin'in bir hafta boyunca yürüdüğü, hafta için mi yürüyor acaba? Erkin'in haftada attığı adım sayısı aşağıda grafikte verilmiştir. Bir, her gün yürümüş tamam, sıkıntı yok. Erkin'in bir hafta boyunca yürüdüğü adım sayısının ortalaması 7 ile çarp diyor. Buraya çarptım. Çarşamba günü yürüdüğü adım sayısı pazar günü, pardon. Pazar günü adı soruyu okumadım. Pazar günü yürüdüğü adım sayısının kaç eksiktir diyor. 56.700. 56.700 var mı? Kaç var arkadaşım? 4.700 mü var? Burada ne yürümüş? 4.700 mü? Bizden nereye istiyor? Çarşamba günü yürüdüğü adım sayısı pazar günü ne kadar yürümüş? 8.000. Pazar günü 8.000 yürümüş.
Pazar günü 8.000 yürümüş. Çarşamba günü 4.700 yürümüş. Çıkartırsam ben 0, 0, 3. Evet, 3.300 gün, 3.300 adım yürümüş arkadaşlar. Ortalamasam toplam adım sayısını buldum. Sonra çarşambayı, perşembeyi toplar çıkarttım. Kalanı, çarşambasını buldum. Çünkü pazar günü zaten 8.000. Çarşamba'da 4.700 fark istiyor bizden. 3.300 geliyor arkadaşlar. Bir lisenin son sınıfında okuyan 80, 11 sınıfında okuyan 120 öğrenci vardır. Bir lisenin son sınıfında okuyan 80, 11 sınıfında okuyan 120 öğrenci vardır. Yıl sonunda son sınıfta okuyan öğrencilerin hemen 80'in 3/4'ü, %75'ini yapar. 60 kişi. 175'i, 11 sınıfta okuyan öğrencilerin %60'ı sınıftan geçmiş. 120'nin kaçı? %60'ı. 60 bölü 100'ü. Çat 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 çat. 72 mi oldu? 11. sınıftan geçmiş. Bu da 12. sınıftan geçen. Evet. Sınıftan geçmiş. Diğerleri sınıfı tekrar yapmıştır. 60 kişi, 20 kişi tekrar yapmış. 20 tekrar. Şurada da 72. 72'ni kaç tekrar yapar? 72, 50, 48 kişi tekrar. 11'i tekrar. Burada da 60'ı mezun olmuş, 20 tekrar. Devam ediyorum. Sınıfı geçmiş. Diğerleri sınıf tekrar yapmıştır. Mezun olan öğrencilerin %75'i üniversite sınavı kazanmış. Şunların da, bunlar mezundu. 60'ın da 3/4'ü sınavı kazanmış. 15, 45 kişi kazanmış. Tamam, sıkıntı yok. İkinci yıl son sınıfta okuyan öğrencilerin %75'i mezun. İkinci yıl son sınıfta okuyan öğrencilerin %75'i mezun olmuş ve bu öğrenci 2/3. Evet, geçen kaç kişi vardı? 48 kişi tekrar. Bunlar geldi. 48'in 3/4'ü mezun olmuş. 36'sı mezun olmuş. Bu mezunların da 36 çarpı 2/3'ü üniversiteyi kazanmış. 24. 24 buradan, 45 de buradan kazanan var. Son 2 yıl son sınıfa yeni öğrenci kaydı gelmediğine göre 2 yılda üniversite sınavını kazanan öğrenci çok kolay. 24 burası, 45 de burası. Toplarsam 45 oluyor değil mi? Kaç oldu? 9. 69 oldu ama şıklarda şu var. Biz bir daha bakalım nerede hata yapıyoruz. İkinci yıl son sınıfta okuyan öğrencilerin. Pardon. Ama bunlar tekrar yapacak. Şunu unuttuk. Şu tekrar buradan var. 48 de buradan geldi burası. 68 oldu. Unutmayın arkadaşlar. 4'e bölersem 68/4. Arkadaşlar 68 4'e bölelim. 1 kere 4. 17. 17 düşüne çarparsam kaç oluyor? 51 kişi. Olmuş ve bu öğrencilerin 2 bölü ne diyor? 51 kişinin de ne diyor? 51 kişinin de 2/3'ü. Bölersem 17 çarpı 34. Evet, 34 kişi şeyi kazanmış. Şimdi şuraya bakalım. Mezun olan öğrencilerin %75 üniversite sınavı kazanmıştık. Mezun olan öğrencilerin. Mezun olanlara bakalım. Yıl sonu son sınıfta okuyan öğrencilerin %75'i 83/4'ü sınıfı geçmiş. 62 sınıfı geçmiş. Diğer sınıf tekrar yapmıştır. Mezun olan öğrencilerin %75'i 3/4'ü tamam sınavını kazanmıştır. Sonra ikinci yıl son sınıfı okuyan öğrencilerin. Evet. Şimdi şurada hata yaptık. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Bu 48 kişi değil. Buradan 11'si 72 geçmiş. Şurası 72 olacak. Yani ben
72 buradan kalan kaç? 20 tekrardı. Burası evet hata yaptık arkadaşlar. Şurası 92 olacak. Hatamızı gördünüz. Bir daha yapayım ben soruyu. Hatamız şu arkadaşlar. Çok basit bir soru ama dolambaçlı bir soru. Şimdi şöyle göstereyim ben. Yıl sonunda son sınıfta okuyan öğrencilerin 80 kişi okuyordu. 3 bölü 4'ü sınıfı geçmiş. Ne yapar? 20, 60 kişi sınıfı geçmiş. 120 kişinin de %70'i geçmiş. %60'ı pardon. %72 bu 11'den 12'ye geçenler. Bak. 11'den 12'ye geçen 11'den 12'ye geçen kaç öğrenci var? 72 kişi var. 20'de kalmıştı. 92 kişi oldu. Evet, 92 kişi. Sonra diyor ki 60 kişinin 3 bölü 4'ü yani o sene geçenler 12. sınıftaki geçenlerin hepsi kalanlar değildi. Çat çat. Kaç oldu burası? 45 kişi üniversiteyi kazanmış. Devam. İkinci yıl son sınıfta okuyan öğrencilerin bak 72 burada. 20 de burada. 92 kişi. 20 yerden kaldı. 12'sinden kalanlar var. 60 kişi geçti. 20 kişi de kalmıştı. 72 de buradan geçti. 92 kişi var. Bu 92 ikinci yıl son sınıfta okuyan öğrenciden 175'i mezun olmuş. Bu da ne yapar? Sadeleştir. 92, 90, 88 olsa kaç olur? 88 olsa 22, 23 olur. 23, 69 olur. 69'un da 2 bölü 3'ü ne yapar? Üniversiteyi kazanmış. 30 kaç oldu lan? 23, 46 oldu. 46 ikinci tekrarlardan birinci tekrarda 45 artı 46 ne yapar? 91 öğrenci. İlk sezon 45, ikinci sezon 46 kişi üniversiteyi kazanmış. Toplarsam 45, 46 daha 91 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Haydi kolay gelsin.